Sevgili basketbol severler, NBA Digital ekranlarında NBA Game Time'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sevgili Murat Muratonoğlu ile birlikte playoff gündemini konuşacağız. Murat abi hoş geldin. Sen de hoş geldin. Çok güzel ve ümitli bir tişört. Artık onların da seriye teşrifini merakla, hevesle, heyecanla bekliyoruz Murat abi. O seriyi de konuşacağız. Konuşacak çok konumuz var. Ondan hemen başlayalım. Geçen hafta, geçen programda e, ödülü kazananlar bu Yanis'in, Amblemi biliyorsun. Ee, Yanis'in tişörtünü Seda Uslu kazandı. Güle güle giysin. Ve e, Tim Duncan'ın tişörtünü de iParts Atak kazandı. O da güle güle giysin. Bugün... Bu haftanın gün... ipucunu verelim abi istiyorsan. Efendim? Bu haftanın ipucunu. Tabii abi... bu hafta da iki tane tişörtümüz e, var. İkisinin toplam forma numarası 95. İkisi de ilk turda draft edildi. İkisi de kariyerleri boyunca dört ayrı takım forması giydi. İkisinin de yani bana göre efsanedir. Lakapları efsanedir. Değil mi? Kesin. Ve çok da güzel orijinal lakaplardır. Evet. Yani başka o lakaplarla veya benzeriyle hiçbir oyuncu yok. Yok. İkisini de izlemek çok keyiflidir. Bu da benden evet, ayrı bir ipucu. Kariyerlerin olur. özellikle de erken bölümlerinde. Aynen. Aynen öyle. Bir ipucumuz daha olacak. Program sonunda da tabii ki cümlemiz olacak. Murat abi MVP yarışına daha doğrusu neticelenen MVP yarışına geçelim. Burada seninle o süreci hep konuştuk zaten. MVP yarışında son dönemde Joel Embiid'in bir atak yaptığını ve Doug Rivers'ın deyimiyle Boston maçındaki performansı ile birlikte o defteri kapattığını, artık MVP olduğunu biliyor gibiydik. Malumun ilanı oldu. <laughs> oluyor ki hiç üst üste üçüncü kez kazanamadı. Kendi ifadesiyle hiç umurunda değil. bence Ve, samimi oluyor. Bence o açıklamayı yapıp da samimi olan nadir insanlardan değil bir denilik oluyor ki. Hiç ben kazanırken de kaybederken de çok önemsediğini düşünmüyorum. Joel MBT MVP senin bir itirazın var mı? Ya hangi, yani üçünden hangisi seçilse e, belki itiraz eden, neden de olacak ama haklı e, doğru seçim diyen de çok olacak. Benim bir itirazım yok. E ee, keşke sakatlanmasaydı. Keşke yani e, işte bazı oyuncular için e, şimdi Lakers'a gelince aynı şey e, Anthony Davis için de geçerli. Yani sakatlanmadan bir seriyi e, tamamladıkları zaman veya Biliyoruz. bir sözün, sezonu yani e, sıralamalarda bulundukları yer çok farklı yerlere çıkıyor. E, Joel de onlardan bir tanesi. Tabii e, Enteresan olan LeBron James e, kariyeri boyunca e, MVP e, seçimlerinde ilk kez oy alamadı. Son iki sezon birer tane beşincilik oyu almıştı. Bu sezon hiç oy alamadı. Esasında performansla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, yani bu sezonda e, 28.9 sayı, 8.3 rebound... 6.8 asist ama sadece 55 maçta oynadı. Geçen sezon daha da etkileyici ama 56 maç. Ondan önce 45 maç. Yani e, oynadığı maç sayısından dolayı e, bence e, oylamalarda aldığı oy sayısında bu düşüş var. Ama yani bence o bubble'dan sonra e, burada bir ampul yandı. E, sakatlandığı zaman yani numara yapıyor falan kesinlikle demiyorum. Şimdi yanlış yere çekenler de olur. Kendini çok doğru hissetmeden dönmüyor. Bu da maç sayısını aşağıya çekiyor, ama onun daha diri kalmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Yani MVP mi şampiyonluk mu onun için daha önemli desen? Tartışmalarda bence şampiyonluğu daha ön plana koyar yani belki şu anki görüntüyle Lakers şampiyon olursa final MVP'si Anthony Davis olur ama yine o yüzüğü almış olur. Yok mutlaka şampiyonluk önemlidir abi. Yani kariyerinin bu Değil aşamasında mi? artık LeBron'unkii böyle düşünüyorum. ömür boyu sanat ödülü olur ya, ömür boyu onur ödülü falan öyle bir MVP'liği var. Yani MVP'lik onun zaten dolabında sabit. Şampiyonluk yüzük adeti önemli. Yani diri kalmak sakatlıktan dönüşleri risk etmemek onun için çok daha önemli. Ama NBA'de de bu şekilde tebrik abi... etmiş olalım. İki şey seviyorum ben abi NBA'de. Birincisi Bubble'dan bu yana normal sezonları oynama yoğunluğunu çok arttırdı. Yani Bubble'dan sonraki sezonla birlikte artık normal sezonda idare eden bir NBA değil. Böyle yani yüzde yüzüne yakın konsantre oynayan bir NBA var. Bence kariyerinin erken döneminde biraz o problemdi. Yani sakatlık etkisi de var bunda elbette ama ikincisi de Gerçekten normal sezonu hem dolu dolu oynuyor hem de normal sezonda kendisini eksik kabul edilebilecek özelliklerini geliştiriyor. Ki pasörlüğü mesela yakın dönemde e çok üstüne eklediği bir özelliği oldu. E Bir de iki kez ikinci bitirince MVP yarışını seçmen biraz size kayıyor. Yani rakibinizin üst üste üç yapmasından ziyade sıra NBA'de geldi hissiyatı vardı. Hak edilmiş, çok Ama hak LeBron'un da Kobe'nin de Jordan'ın da e, hak edip kazanamadıkları şey var, MVP'ler var. Ya yine mi o MVP'leri? Joel'in hak edilmiş bir MVP. Onu söylemek lazım. Yani yok için hakkı yenildi mi? Yok iş taraftarları yenildi diyebilir ama karşılığında da MVP taraftarlarının çok sağlam şeyleri var. E, itiraz i̇tiraz edebilecekleri gerçekler yani var. Yani işçilerin de argümanları Aynı şey de var. için geçer. İki taraflı olarak bakacaksak onların da argümanları var. Nikola hiç MVP olmamaya takmamıştır dedik abi ama bir tane hiç ona oy vermeyen bir kişi var. Ona takmış olabilir. Biliyorsun Shaquille O'Neal oy birliğiyle MVP olacakken Atlanta'dan bir gazeteci Alan Iverson oy veriyor. Shaq ona aşırı sinirlenmişti. Adını verip geri zekalı demişti. O gazeteci onu hatırlıyorum. E Nikola Jokic de o tek kişiye biraz kafayı takabilir. Yani MVP ama, yani. Bir şey söyledi mi şu ana kadar? Yok ben? bence, bence söylemez. Takmaz ya. Öyle şeylerle hiç işi yok ya. Hiç yok. O, yani şey... ben o, o şeyi çok ıı, takdir ediyorum yani. Ben de ediyorum. En bit de bence son iki sezonki o ikinci sırada kalmayı iyi kabullendi. Birbirlerine duydukları saygı benim çok hoşuma gidiyor. Nikola Jokic ligdeki en dominant uzun. %100 olduğu zaman oyunda en büyük fark yaratan isim demişti Embiid için. Embiid Akez Anikola hakkında ne zaman mikrofon uzatılsa çok olumlu şeyler söylüyor. Oradaki sahibi ilişkisi de güzel. Embiid'i bir kez daha tebrik edelim ama Celtic serisinin ikinci maçında parkede MVP, Embiid yoktu. Yani bir Embiid vardı fiziksel olarak. Ama bekliyor muydum? Yok. Yani e, şimdi niye oynatıldığı dair iki tane argüman var. Miami'yi de konuşacağız ama mesela Heat ilk maçı deplasmanda kazanınca Jimmy Butler'ın 5 gün dinlenmesi ve tedavi görmesi benim için Miami'ye 2-0'dan 2-0'la dönmekten daha önemli Butler dediler. Butler'ın yüzündeki gülüş de zaten ee, döneceğim. O oynamak, oynamak istiyormuş zaten de işte medical staff şey yapmış. Şimdi Joel Embiid'inki biraz farklı. Belli ki pas tutmuş. Şimdi onu riske etmeyip daha da iyi bir NBA'di bir galibiyet, bir mağlubiyetle Philadelphia'ya mı hazırlarsın? Yoksa böyle bir, maç, bir maçı biraz pası atması için mi kullanırsın? Çünkü NBA'siz Philadelphia'nın oyun tarzıyla NBA'dli Philadelphia'nın Oyun tarzı biraz farklı. Ben o açıdan baktığım zaman niye risk ettiler diye de pek şey yapmıyorum. Yani eleştirmiyorum. Çünkü hakikaten oynamaya ihtiyacı vardı. Celtics onu acayip hedef aldı. Biraz başta zorlandı ama sonra maçı 5 blokla tamamladık. ki o kadar çok da sahada kalmadı. O yani. sol bacağından güç almakta sıkıntı yok. Zaten hani blokları yaparken o tek bacaktan sıçradığı için iyi toplar kesti. Hatta hedefliyordu bastın ama baktılar ki herif yani tek bacağı üzerinden iyi sıçrıyor. Biraz geri kaçtılar. Ama yani iki bacağı üzerinde abi özellikle o yüzü dönük hücumlarda en agresifliği yoktu. yoktu. O yani olmayınca... Düzelir mi? Bilmiyorum. Serinin devamında yüzde yüz olur mu? Çok zor. Bence yani Brooklyn, çok zor. Brooklyn serisinde de çünkü. Hayır bu seri de 5 veya 6 maçta bitecek gibi durmuyor Philadelphia açısından eğer turu geçerlerse. O da sonraki serilere geçtikleri takdirde taşıyacaktır. Zaten playoff'larda hep sıkıntısı bu. Yani sakat sakat oynuyor yüzde şöyle bir 10 maç izleyemedik NBA'di kaç... Deniz'le programda astrologun şeyini değerlendirdik. Kadın mı, erkek mi bilmiyorum ama astrolog haklı abi. Her türlü sakatlık başına gelmiş. Nisan sonu Mayıs ayı. Pek yaramıyor ona. Yok işte o şey diyor, hep sakatlanacak o aylarda diyor. Yani astrologlar... Hayır, genelde... Bilmiyorum da yani şu ana kadar bakıp mı bunu söyledi geçmişine ya da tamamen bir astrolog yorumumu yaptı bilemiyorum. Muhtemelen NBA ile ilgili bir astrolog ve NBA sakatlıklar diye aratmış gibi geldi bana ama eşine saygı duyan astrolog da olsa başımızın üstünde yeri var. Murat abi yani özellikle NBA'din de o yüzü dönük hücum agresifliği olmayınca Harden da bence hem organizasyon anlamında kendi standartının inanılmaz altındaydı. E kaldı ki Harden piken rollerini çok iyi savunduğunu normal sezonda da görmüştük Boston'ın. Hem de yani rotasyonun daha derindeki aktörleriyle bile Harden kendi rollerini iyi savunduğunu gördük. Hiç giremedi maçın içerisine Philadelphia. Yani şut sokamadılar, organize olamadılar, şut üretmekte zorlandılar. Harden NBA iyi oyunun oyununu 2-3 pozisyon dışında hiç oynayamadılar. Tyrese Maxey açık alan basketleri dışında kolay basket e hiç gidemediler ve neredeyse o Knicks serisindeki Cleveland gibi yarı sahada çakılıp kalan bir Philadelphia vardı. Gerçekten hiç direnç gösteremedikleri bir gece. Ya şimdi ritim bulamadılar. Bunun da nedeni Celtics hakikaten baskılı oynadı ve Jaylen Brown Harden'ı daha önceden almaya başladı. Harden'da ya şimdi şu da bir gerçek. Ben yani Celtics istediği zaman, konsantre olduğu zaman en iyi playoff savunması oynayabilecek kapasiteye sahip bir takım. Atlanta maçının sonunda görmüştük yani, 6. maçın son e, İlk ilgesi. maçı kendi sahasında kaybedince bu maça da o şeyle çıkmışlar. Marcus Smart mesela savunmadaki enerjisini hücuma taşıyor. Gerçi iki tane anormal orta saha mesafe e, şutu soktu ama o oradan mesela e, ocağı yakıyor. Ki bu sene çok da beslenemiyordu geçtiğimiz bu sezon. Bu sene kadar. geçen seneyle alakası yok bu şeyin. E, savunması. Yalnız şimdi ilk iki maçlık, maça baktıktan sonra bu biraz hangisi daha iyi üçlük atar veya daha çok üçlük atar şeyine döndü. İlk maçta Philadelphia'nın artı 21 sayısı vardı üçlüklerden. Ee, bu maçta da e, artı 42 sayı üçlüklerden Celtics. Yani Celtics, penetrate, pass, çembere gitme. Yani birinin eline o top yapışmadığı takdirde veya tempoyu çok aşağı özellikle Jason Terry'nin topu getirdiği bölümlerde inmediği takdirde hem ucunda hem savunmada çok hala otomatik. hala favorim diyorum. Ama tabii e, Mazula o çaylaklık diyelim. Atlanta serisinde bayağı paralize olduğu bölümler var. Yani izledi herkes gibi izledi. Yani kolay değil tabii abi. Yani final oynamış takımın başına geliyorsun. Ama e, inşallah e, giderek tecrübe kazanır çünkü ilerledikçe boğasın ilerlerse e, oradan coaching şeyine de ihtiyaçları var çünkü bir anda kötü Boston'a da dönebilecek bir yapıları var. onu O da niye var onu anlamış değilim çünkü kaç yıldır bir arada oynuyorlar. Mesela dün gece de abi iyi bir Philadelphia olsa yarı sahada biraz daha iyi bir Philadelphia olsa mesela Melton ilk maçta getirdiği şutları getirse Harden daha iyi bir gününde olsa, daha keskin bir gününde olsa, Embiid'in ayaklar biraz daha gidebilse. Boston'un yine yol kazası yaşayabileceği bir maç. Yani Jason Tatum yine kötü e, üçün, versiyonunu oynadı. Ya of faul 3. çeyreğin başında 4. çalındı galiba. O faal problemine girince çok fazla oyuna giremedi ama o da savunmada İyiydi yine savunma, e, o, başarılıydı. Zaten Celtics'in bence şeyi o atletizmini kullanarak baskılı, agresif savunma yapması, e, rotasyonları doğru yapması ki işte yani Harden'ın e, sadece üçlükleri değil, e, 6'da 0, e, Max'i de 4'te 1, e, asist de yok. Yani ilk maça nazaran. Tabi üçlükler hiç girmeyince asist sayısı çok aşağı indi ama. Şimdi hangi hardın üçüncü maçta sağda olacak? İkisinin arası bir hardın olması lazım. Çünkü NBA oynayacaktır. Birinci maçtaki kadar direksiyonun arkasında yani daha ziyade sezon hardını, asist önce hardın göreceğiz. Ama yani bu baskıya da kendisini hazırlaması lazım. Çünkü yani o baskı bence yine tekrar gelecektir mutlaka üstünde olacaktır. Derek White iyi iş çıkardı Boston'ın cephesine döneceksek enerjisiyle. Al Orford'un şutu hiç girmedi ki. Ya yani Boston'ın şutu girdiği anda 3. çeyreğin o son bölümündeki Brogdon rallisiyle birlikte maçın 30'lara gittiğini hemen gördük. Hemen. Dark Rivers'ın da miydi sanki şeydi abi. Boston'da çok çok iyi bir gününde değil. Ben bu maçı 8-12 bandında tutayım. Bir tane vurma hakkım olur son çeyrekte diye düşünüyordu ama Brogdon onları ringten attı yani son yumruklarıyla. Ben yani Dak'ın ne düşündüğünü hiçbir zaman bilemiyorum ama Üst akıl. Celtics doğru organize olup doğru kafayla Philadelphia'ya giderse orada ikide iki, de iki de yapabilir. Ben de aynı fikirdeyim. Organizasyonla da Jalen Brown yani agresif o dediğin drive and kickin merkezinde boyalı alana temas eden zaten öyle bir istatistik mutlaka vardır. O drive and kick üçlüklerinde herhalde Boston'dan hem daha çok daha volümlü atıp hem de bu kadar yüzdeli atan bir takım. Hiç zannetmiyorum ki olsun. Ya boyalı alana temas ettiği anda Boston hücumu inanılmaz değişiyor. inanılmaz tempo ve otomatiklik kazanıyor. Jaden Brown'da da benim en sevdiğim şeylerden biri. Atlanta serisinin son maçında da böyle maç krize girdiğinde hamleyi yaptı. Hep sanki az önce moladan dönmüş gibi oynuyor. Ya algı açık, agresif. Sanki az önce koçla konuşmuşlar da böyle bir nabzını toparlamış. Direktifleri almış. Herhalde bir koçun en seveceği oyuncu profilidir diye düşünüyorum Jaden Brown. Yani o Robinliği bile geçti bence. Yani Batman diyemezsin belki ama Robman. Yani Robin'i geçti. Ya Tatum'dan daha <laughs> iyi yani demek zor olur. Sadece bir kişiye bağlamak da yanlış. Yani sadece Brogdon değil, Bench'ten iki Williams'dan da müthiş katkı geldi. Sekiz, Grant Williams aldı buzdolabından. Sekiz... Ya aldı ve şimdi bir açıklamasını izledim. İşte e, sertli şey yaptı. ikili sıkıştırmaları çok iyi yaptı. Ya bu oyuncu sen bütün sezon geçen yani yıl e, Yudoka ya bu buzdolabını alma olayını ben anlamıyorum. Ha inanılmaz kötü bir eşleşme olur. Stojakovic Lakers. Yani Fener Neydi? O? Fener Olympiakos maçında e, serisinden bir örnek vereyim. Mustafa Foul oyundayken Jekyll'in oyunda olması çok mantıklı ama hı hı. Grant Williams'ı bir anda şeye kaldırması e, enteresan geldi bana yani. Stojakovic Lakers dedim de Lakers'ı mahvedip Miami serisinde oynayamamıştı LeBron karşısında diye. Haklısın Murat abi yani söylenecek bir şey yok. Robert Williams yine her zaman olduğu gibi ortada yarattığı tehdit. E bir de gerçekten oyundayken Boston savunmasına farklı bir perspektif katıyor. Yani Üç onun o... blok mu ne yaptı, asistler yaptı. bir... Sa sadece iki sayı attı ama oyuna çok şey var. Enteresan bir pasörlüğü var Robert Williamson. O profildeki bir oyuncudan pek beklemezsin var. ama o da gelişti. Yani böyle bir ikinci maç oldu. Çok rekabetçi olmadı kesin. Serinin ben hala tabii ki Boston Celtics'in kontrolünde olduğunu düşünüyorum. Gördüğümüz en görüntüsü sağlığı devam ediyor. Dört bir edildi. şaşırtmaz beni. Ama ben de 4-2 tarafım. E, yani Philadelphia reaksiyon verebilir. Yani Harden yine bu kadar kötü oynamaz. Max yine bu kadar kötü oynamaz. Melton öyle. Ama yani Celtics'in e, biz bugün attırmayacağız dediği her maçta kazanma şansı e, rakibine göre daha fazla bence. Dark Rivers'ın da esneklik sağlayıp sağlayamayacağını göreceğiz. Yani PJ Tucker'ın ilk yarıdaki görüntüsünden sonra takım geometrisini tamamen bozan pozisyonlar var. Yani sağ dipte artık onu kullanacaksın. Girsin ya da girmesin. Onları atmak bir zaruriyet. Yani ki ikinci yarının başında hemen attı soktu. Yine sokmasa da daha iyi bence. Yani daha iyi bir yarı saha takımı olmak için farklı opsiyonlara gidebilir mi Dark Rivers? ilerleyen maçlarda onu da göreceğiz. Murat abi tabii playofflar dedik. Sakatlıkların etkisini, Sakat olmasa da oyuncular %100 olmamasının etkisini her playoff'ta her oyuncu üzerinden konuşuyoruz. Az önce NBA'de konuştuk. Ya bu serilerden biri Heat Knicks serisi. Orada da bir denge var. Bu arada enteresan bir istatistik. Son 14 seride deplasmanda ilk maçı çalan takım ikinci maçı kaybetmiş. Bunun psikolojik bir tarafı da var. Herhalde biz işimizi tamamladık. Yani, yani da var. dokunuşlar, e, adjustments ama yani şimdi... Bu serinin ne olacağını ben... kestiremiyorum. Şu açıdan kestiremiyorum. Tabii ki... 5 gün dinlendi ama Jimmy Butler nasıl dönecek? Yani Jimmy Butler olarak mı dönecek? Yoksa himi Butler olarak mı dönecek? İkincisi... Julius Randle nüksedecek mi? Bu maçta... ikinci maçta i̇yiydi bence. gayet iyiydi ama... Şimdi 15 gün önce nüksetmiş yani uzun bir sakatlık dönüyor tekrar nüksediyor. Esat de bir seri olacak ama burada iki tane benim şey çok hoşuma gitti. E, dikkatimi çekti. Bir tanesi yani biz hep deriz ya Spurs kültürü işte böyle 3-5 takımın Celtics kültürü, Lakers kültürü. Ama bu Miami kültürü hakikaten e, inanılmaz. Çok farklı bir şey. Yani şimdi Butler yok. Bu oyuncuların hiçbiri bu arada draft edilmedi. Max Struz 12'de 7 e, genel şut yüzdesi 17 sayı. Gabe Vincent Ardar'da 3. maçı en az 20 sayı attığı maç 21 sayı 5 asist ve 0 top kaybı. Son 3 maçta sağdayken Miami artı 26. Caleb Martin, Jimmy Butler'ın yerine ilk 5 başlıyor. 15'te 8 field goal, 8 rebound, 22 sayı. Yani Duncan Robinson'ı bile o kritik üçlüğünden dolayı bu listeye alabilirsin. Ya bu oyuncuların hiçbiri draft edilmemiş. Eric Spolso'ya bunu sorduklarında içeriye kimi atsak rekabetçi oluyor. Biz çok rekabetçi bir oyuncu grubuyuz demişti. Herhalde o Petrali ile birlikte başlayan mavi yakalı dedikleri yani savaşan, ısıran, 48 dakikayı dolu dolu oynamaya gayret eden bir Miami Heat kültürü var Murat abi. Dediğin gibi olağanüstü. Yani Jimmy Butler da bunun bir numaralı temsilcisi esasında. Yani, vücut bulmuş hali. NBA'de. E ondan önce e, Dwayne Wade Tamam belki Butler kadar değil ama e, ondan da uzak değil, epey yakın. E, Alonzo Mourning öyle. Yani e, o tür oyuncularla bunu hep ama şimdi o ayrı bir şey. Bir de çalışmak lazım. Yani şimdi draft edinmediysen ciddi zaafların var. Yani onları gidermek için de fazla mesai yapman lazım. Bence o kültürün bir parçası o. Playofflara doğru gelince, Duncan Robinson'ı konuşuyoruz zaten. Ya sakatlık da bir bahane oldu ama öncesinde de rotasyondan artık o silinmek üzereydi. Kesik yemişti. Enteresan bir psikoloji. Yani Bubble'da NBA finallerine giden takımda siz hücumda olağanüstü bir öneme sahip oluyorsunuz bir anda. Sonra bir anda silinir gibi oluyorsunuz. E çok ciddi bir oyuncu sirkülasyonu var. Yani Miami sürekli üretiyor. içeriden değer üretiyor. Ömer Faruk meselesi de belki de buna somut bir örnek. Yani küsmemek, hit çalışmak. yapısı içinde çalışmak, mücadele etmek size playoff'ta dahi çok önemli bir rol olarak geri dönebiliyor. O kültür yaratmış olmak. Eric Spolstra, Petra Ali onlara yazıyor de... tabii. Öbür tarafın bir kültürü var. Tabii ki Nix kültürü eskiden çok daha şeydi. Orada da bir Nova kültürü var. Villanova. Hatta Karl Lowry... beş sene daha genç olsaydı... o Nova kültürünü biraz daha Heat kültürünün içinde... şekillenmiş görecektik. Ama... Yani Jalen Brunson, onun da ayak bileği sakat. O da yüzde yüzle oynamıyor. Ama bu nasıl bir... Jimmy Butler'lık diyeyim. Yani e, 30 sayı, onda 6 üçlük ki bir maç önce e, topu denize atamıyordu. Bu 5, maçta da çok kötü başlamış. Çok kötü arada. başladı. E, ilk i̇lk yarı 6'da 1 7 sayı galiba. Abi, alan savunmasına karşı en kaybolan oyuncuydu Jalen Brunson ki beni olumsuz anlamda çok şaşırttı. Hani nereye gidiyor Jalen Brunson bu seride diye düşünüyordum. E, Josh Hart o da Villanova. 14 sayı, 15, 11 rebound, 9 asist. Yani onlar işler iyi gitse de, kötü gitse de... hiçbir zaman... şeylerini... E, kaybetmeyen... E, ne derler, inançlarını mı diyeyim... inatlarını mı diyeyim... E, çok önemli e, iki tane gard. Tabii e, burada şeyin de e, o dönemin... Villanova koçunun da... E, çok büyük katkısı var, çok oyuncu yetiştirdi ve genelde... hep şey oyuncular... E, böyle... Lisedeyken çok ön plana çıkmamış. Genelde guard veya Forvet. Kalipari gibi okyanustan toplamıyor Oo. Wright Hoca. Kalipari, okyanus atıyor. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick. GQ tarafından yılın erkeği seçilmişti Amerika'da. Kim? Koç, Villanova Koç. Jay Wright? Ne seçilmişti? Yılın erkeği. Yok ya. Keşke bir dergi de bana verse. Çok önemli bir dergi olmak zorunda değil öyle hemşeri derdi deniyor. Senin ona ihtiyacın mı var Şakışın ya? Şakası ha. Bir yana. Ama güzel bir titre sahip oluyor. Yok çok olsun. klas bir adam. Çok enteresan. Çok başarılıyken emekli oldu. Aileme vakit ayırmam lazım artık dedi. Buna çok büyük saygı duyuyorum. Ama mesela ben sen abi Türkiye Basketbol Federasyonu veya Fenerbahçe Basketbol Kulübü'nün bir yetkilisi olsam. Ya bu adamı her yaz ailesiyle birlikte onlar Çeşme'ye gitsin veya Bodrum'a veya benim... Alaçatı'ya fark etmez. Ya fark et. Alaçatı Sen far... Marmara Adası'nda da konuk edebilirsin. Marmara Adası'nda çocuklar sıkılabilir ama gard koçu olarak getiririm abi. Yani bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil. Sadece kartta değil. Ya forvete kadar ama bizim Gart ihtiyacımız çok fazla olduğu için tabii Jay Wright'ın parası muhtemelen dünyanın her yerinde sonsuza kadar tatile yeter Koreş koçlarının ekonomik hayır gücüzü. tamam <laughs> para da vereceksin adam buraya hatır için gelmez ama yani e, kesinlikle düşünüyorum çünkü böyle bir prodüksiyon e, yani tamam John Wood'un Bobby Knight e, Kalipari demeye dilim gitmiyor ama Dean Smith... John Thompson uzunlarda... Ama bunların hepsi lisede de 5 yıldızdı veya... çok ender 4 yıldızdı. Bu adam 4 yıldız aldığı zaman bayram ediyorlar. Ya yani onları nasıl mesela o seviye çıkarıyor? Ve hepsi... burası evet, çok taf. Mesela Jaşar abi bütün maç eli titredikten, çekingen olduğu hissedildikten sonra iki tane köşeden maçı kapatan üçlük soktu. Üçüncüsünde de kaçırdığı şutu geldi hücum bir ile tamamladı. Isaiah Hartenstein'ın hücum bir bandı etkisinin böyle ufak bir Kevon Looney replikası gibi ikinci maçta etki ettiğini söyleyebiliriz. Müthiş alansa savunması yaptı Miami Heat. İnanılmaz bozdular Derden ki. Alan savunması en çok yapan takım yani. Ya o beni çok şaşırttı abi. Şimdi New York çok şaşırmış gibi gözüktü. Halbuki Miami Heat tam sezon sayısını bilmiyorum ama o istatistik tutulduğu günden bu yana. Bir numara. Bir numara. Evet. Eşi benzeri yok. Yani rakibi yok neredeyse. En çok alan savunmasına yerleşen takım. Ama Nix sanki hani hiç bunun idmanını ya da bunun scoutingini yapmamış gibi. Yani Aa, sen ama... Evet. Spolstra biraz eziyor mu diyorsun? Tam eziyor demem ama şimdi ilk çeyrekteki... Üstünlük sağladı diyorsun İlk yani. çeyrekteki adam adama savunmadan Knicks çok iyi hücum ettikten sonra hemen bir şemayı değiştirdi. İlk pozisyonda Randall'a ikili gittiler. Baktı Randall çok titremiyor. Fiziksel olarak da Randall'ı bir ölçtü. Ayaklar gidiyor mu? Bilek iyi mi, mi? Randall için her zaman soru işaretidir. Alan savunmasıyla iyi boğdu. İlk maçta da biliyorsun abi boyalı alanı hiç savunamıyorken ilk yarıda. ikinci yarıda fark yaratmıştı. Eric Spolsta yine satrancına oynuyor hocam benim. Ama elde avuçta da malzeme bu. Ya bu kadar olurdu bu takımla bence. Yani Spolsta çok iyi bir satranç oyuncusu. Belki Thibodeau da bu sene biraz değişti. Mesela olağanüstü bir tablo oyuncusu. Ne anlamda abi? Kapı ya, mı alıyor? Öbürü daha ileri... E, yani birkaç hamle ötesini de düşünerek hareket yapıyor. E, Thibodeau... o anki krizi çözmeye daha şey. Ama bir de Jalen Brunson gibi saha içinde bir koçu var. Önce şutlar girdi, sonra kendi o... Zaten kendi o Nova noktada... şeyini ondan söyledim. İki tane çok önemli winner var o e, sahada. Ya mesela şimdi... Emmanuel Quigley neredeyse altıncı adam seçilecekti. İyi iyi oynadığı zaman herkes iyi oynadığı zaman gözde. Yani adam iki tane basket bıraktı krizde yani, ama o kadar çok etkili olduğunu söylemek mi? Mesela R.J. Barrett. İyi oynuyor bence abi. Kendine göre. İlk maçı iyi oynadı ama ilk maçın ikinci yarısında da çok Ve iyi kriz ilk yaşadı. 15 mi attı? E sonra Vallahi RJ Barrett Cavaliers serisinde döndü ya serinin ikinci yarısında. O beni... Ama yerlerde sürünürken döndü. Yani, yani vasatken... Kontrast, kontrast vasat, ya. vasatken olağan üstüne çıkmadı yani. Ya, ya sakat, Benim tarzım değil. Hartenstein mesela her zaman takımımda isterim. Başım üstüne. Yani. Taylu Hoca'nın basketbola bir hediyesidir. Yani hiç tereddüt etmem yani. Ki bence kovulmaya yakın olduğu dönemde Tom Thibodeau'nun en büyük hatalarından biri de Hartenstein'i çok atıl hale getirmişti. Bu serinin ikinci maçında büyük katkı sağladı. Murat abi sakatlık etkisinin olduğu bir diğer seri de elbette Sans serisi olacak. Chris Paul'ün 3 ve 4. maç kesin. 5. maçta da çok büyük ihtimalle oynamayacağına ne? dair haberler var. Ya yani zaten o kasığı yokladığı anda eyvah dedirtmişti. Nitekim Sans'ta da büyük sıkıntı var. Seriye henüz gelemediler. Yayının başında da söyledim. Bir teşrif etmeleri lazım. Ya yani Chris Paul oyunun merkezinde olmaktan, oyunu ana yönlendiricisi olmaktan bayağı uzaklaşmıştı. O artık artık Devon Booker'da. Ama yine de ihtiyaç vardı. Yani Clipper serisinde o kazandıkları bir maçı hatırlıyorsun. Russell Westbrook düelloya tutuştu. Yani maçın son bölümünde oyunu hissedebiliyorsa, bir şekilde girebiliyorsa Chris Paul'u isterseniz ki sakatlanmadan önce ikinci yarının başında eli biraz tutmuştu. Orta mesafeler bir iki tane ikili oyun oynattı. E tabii ki büyük eksiklik olacak. Hele ki Sans bu kadar dağınıkken hele ki Monty Williams bence şu ana kadar playoffların en kötü koçuyken içeride bir koça ihtiyaç vardı. Bence önemli olan bu son söylediğin ikinci maçta sakatlandıktan sonra 17 dakikada 28 sayı bulabildi Phoenix Suns CP3'siz. Son çeyreğe 4 sayı önde girdiler. 9'da 0 ile başladılar. Ee, şimdi CP3 bütün playoff'larda oyundayken 100 pozisyon başına Phoenix Suns artı 7.9 sayı. Bu toplam 250 dakikada. Maç dışında olduğu toplam 86 dakikada da 100 pozisyon başına eksi 17.9 Phoenix. Bu çok ciddi bir rakam. Yani CP3 hakikaten senin dediğin çok doğru. Yaşlanmış olabilir ama e, sağ içi koçu. Topu, topu o getirmese de, e, birinci şey o olmasa da. Şimdi onun yerine kimi oynatacak Monty Williams? Allah'tan şeyden vazgeçmiş gibi e, gözü, gözüküyor. Henry, Shermitte'ın e, ısrarından. Cameron Payne akla gelen ilk isim. Bu sene de iyi oynamıyor ama Cameron Payne ile ilgili şöyle bir şey var. 2021 playofflarında yine CP3 sakatken Lakers serisinde 2. 3. 4. 5. 6. maçı oynadı ve en az 18 dakika aldığı dönemlerde 14 sayı, 3.8 asist, 3 rebound, 1.4 top çalma, 1.2 blok ve Phoenix 5 maçın 4'ünü kazandı. O önemli. Dakikaları artınca ama bir Emir Prelzic etkisi var, yoruyor insanı biraz. Finallerde de, batı finallerinde de, birinci ve ikinci o zaman Covid olmuştu galiba şey. Özellikle ikinci maç 29 sayı 9 asist 0 top kaybı. İlk 5 başladığı 2 maçta toplam 18 asist 0, top, 1 top kaybı. Bu sezon yine CP3 yokken, arka arka 14 maçı ilk 5 başlattı onu Monty Williams. 15 sayı 7.3 asist ve 9 galibiyet 5 mağlubiyet o 14 maçta. Yani şu anda kötü görünüyor ama geçmişinde CP3'nin yerine ilk 5 başlayıp şey var. E, etkili olduğu. Etkili şey. olduğu var. Tabii zaten bench <laughs> çok zayıf. Çok. Felaket 4 sayı ikinci maçta. TJ Warren'ı 2 kere DNPCD yaptı. Enteresan. Terence Ross'ı. Bir maç garbage time'da oynattı. Öbür maç diyen bu e... kesilerin sosu bence rotasyona ha? sokacak, sokmak zorunda Hayır yani e, sokması artık sokmaya mecbur da şu ana kadar niye sokmadı? Abi bence zaten koç meselesini... Felaket şut atıyorsun. Koç meselesini yani neden sürekli dönüyorsun? Monty Williams'ı niye alıp veremediğim var diyebilirsin ama mesela karşı tarafta Mike Malone gitti Bruce Brown'u inanılmaz efektif kullandı. Michael Porter Jr. ısrarına girmedi. Bruce Brown'lu beşlerle maçı bağladı, maçı kapattı. Ya öbür tarafta hani kim var kim yoku geçiyorum. Devon Booker var, Kevin Durant var. Yani ne duruyorsun? Bir şey yapsana sevgili Monty Yani son bölüm inanılmaz yüzdesiz, inanılmaz dağınık başlıyorsun. Ya Kevin Durant ve Devon Booker götür tepeye. İkisi üzerinden bir organizasyon yap. Ya rakip savunma bir yerden risk almak zorunda. Oradan da seni tecrübeli iki tane olağanüstü yeteneklere sahip hücum yıldızın bir şeyler çıkartacaktır. Bu artık Kevin Durant'i Clippers serisinde yaptın. Clippers'ın kolu kanadı kırıktı. Senin hatalarından, senin açtığın kapıdan içeri giremedi. Ama Denver o kapıdan içeri giriyor. Yani böyle bir coaching, bu kadar izlemek, bu kadar... Yani Hayır bir de... Şunu e... aldın, şunu çıkardın değil. İçeride Kevin Durant ve Devin Booker var yani. Bir Hayır, şunu yapın. anlamıyorum. Ee... Playoff'lar boyunca ilk tur dahil, yani bu şimdi şak diye karşısına çıkan bir şey olmadı. Phoenix'in bençi sayıda, asiste, e, genel şut yüzdesinde, üçlük yüzdesinde, bütün takımlar arasında sonuncu. Yani belli ki senin bençi kullanış şeklin yeterli olmuyor. Daha CP3 sakat değil. Yani TJ Warren'ı niye aldım? O da tabii çok kötü gözüküyordu ama... Yani bu biraz işte böyle olmuyor. Duncan Robinson da çok kötü gözüküyordu oyunda biraz da o, o denemen lazım, oynatman lazım. Kevin Love da Atlanta maçında çok kötü gözüküyordu yani. Son maçı da kötü oynadı ama yani ondan önceki maçta bence gizli kahramanlardan biriydi. Yani Monty Williams yılın koçu seçildi. Her zaman söylüyorum bu yılın koçu ödülleri Basat malzemeyle ya da beklentilerin çok üstüne bir sezon çıkan koçlara verileceğine yani e, gerçekten yani mesela Spolstra, Kerr loyafi yapsaydı Pop Popovich işte yine her şeye rağmen Budenholzer, Malone yani e, Taylu kendini ispat etmiş takımları bir masa, e, takımların koçlarını bir masaya yatır. Potansiyeli fullleyen koçlar diyorsunuz. Bir de mesela. yani el, elindeki malzemeye göre tersliklere göre ne bileyim işte e, Phoenix final oynadı E ne yapayım. İşte görüyorsun. Daha üstüne koyması lazım şu ana kadar. Aradan iki yıl geçti. Daha iyi bir koç olması lazım. Yok Monte Williams'da bu sezon o emareleri göremedik ki burada elenirlerse tıpkı Budun Ozer gibi geleceğiyle alakalı bir soru işareti ortaya çıkacaktır. NBA tarihinde yılın koçu seçildikten kısa bir süre sonra kovulan ya da kovulma aşamasına gelen isimleri Yazmıştır Murat abi son konumuza geçeceğiz Lakers ilk. Dur şeyi ya. söyleyeyim mi? İpucunu söyle. İkinci yani. ipucunu cümleyi de sona bırakalım. İkisi de kariyerinin bir döneminde Orlando Magic'te oynadı. Ama esas isim yaptıkları takımlar Orlando değil. Değil. Yani değil yani mi ipucun? Oyuncular Hidayet Türkoğlu ya da Dwight Howard değil. Öyle bir Orlando kariyerleri yok. Değil. Lakers'a geçeceğiz Murat abi son konumuz. Çok da uzatmışız programı 41 dakika seninle sohbette akıyor gidiyor baktım. Vallahi Monty Williams gibi dalmışım. Ömer, Aa, ne güzel. Ömer yok. <laughs> Ömer yok evet buradan... Jest ve mimikleriyle bitirin artık diyen bir <laughs> Ömer yok. Murat abi Lakers... Warriors... İlk maçı Lakers çaldı. Dinlenmenin önemli bir avantaj teşkil ettiğini ben düşünüyorum. En az teknik, en az psikolojik avantaj kadar. Zaten analizimde, seri analizimde ilk maç yani Lakers bu fırsatı <laughs> mutlaka değerlendirmeli demiştim. Yani 20, 24, 44 dakika oynadı Anthony Davis. Anthony Davis'i bir daha 44 dakika oynatırsan bir sonraki maç oynamaz. LeBron 40 dakika oynadı. Austin Reeves 39 dakika oynadı. Bir de bu istatistikleri ben o programın içinde de detaylı bir şekilde verdim. Merak ediyorsanız izleyin. Ee, Golden State... iki gün... veya üstünde dinlendiğinde çok farklı. Şimdi istatistikleri preview'ye bırakayım. Los Angeles'ta... rakibinden daha çok... dinlendiği günler çok farklı. O açıdan... Ama e, bu sadece dinlenme mi? Değil. Yani e, Anthony Davis. Başka bir moda geçti. Yani hangi mod bu bilmiyorum ama yani Will Chamberlain modu diyor şey. Abi o hücum bir bandı üzeri Raymond Wiggins ve Clay oradaydı galiba. O üç fiziğe karşı o pozisyonu bitirmek. E, Golden State hiç boyal alanla teması yok. Zaten çizgiye ilk geldikleri bu Jordan Poole'un 3 artı 1'i falandı. Ya şimdi e, orada sıkıntı şu. Yani Steve Kerr bana sorarsan kötü coaching yapmıyor. Gidişata göre bazı katlarını gizliyor diye düşünüyorum. Ya da Golden State adından umut ediyorum. İki tane, üç tane pozisyon var. Birinde top Looney'de. Üç sayı çizgisinin hemen oralarda. Anthony Davis şeyde bekliyor. Koridorun ucunda. Öbür tarafta LeBron James de koridorun ucuna kadar gelmiş. E şimdi nasıl, şimdi üç sayı atmayı seven, şuta dayanıklı bir takım ama ayrı, ayrıca özellikle Curry potaya gitmeyi de seven bir oyuncu. Topsuz da toplu da sever. E nasıl olacak bu? Yani mutlaka ve mutlaka ikisini aynı anda sahada bulundurmaktan... bir şekilde vazgeçmesi lazım. Ha şimdi... Looney ezilmedi. Yani şöyle, ezildi de ezilmedi. Yani 23 tane rebound'ı var. 4-5 tane asisti var. Yani o şey hücumunda... Tepedeki perde, forvet perde... Şey, ana topun duraklarından biri olarak... Ama... aynı şeyi Draymond Green de yapıyor. Tabii... şu var... Bençten... yani... nasıl bir beşle sahaya çıkacaksın? Moody sence... serinin devamında sahada olacak mı? Ben Dante sonun dakikalarının biraz daha artacağını ve artması gerektiğini, gerektiğini ben de düşünüyorum. Çünkü Dante Edivincenzo sadece sabit bir atıcı gibi de düşünmemek lazım. O Golden State'in perde pas, hele ki topsuz tarafta oynama konusunda Dante Edivincenzo bayağı uyum sağlamış gibi gözüküyordu. Ben serinin içinde daha fazla entegre olacağını düşünüyorum. İşte Canatın Kuminga'yı sokabilir mi? Yani sezon içinde... kariyeri boyunca fena üçlük atmadı. Playoff'larda feci ya da çok tecrübesiz 20 yaşında ama... işte bir yerde de bu gençlerin, çocukların büyümesi lazım. Ee, o ikisi yani... ikisinin de üç sayı... Bir de şu var, bilmiyorum... Ee, bana sorarsan Darwin hem... çok çevresi olan birisi. Ne Oyunculuk zamanından başlayarak. Asistanlığı içinde o söylenirse çok sevindim. Oyunculuğunda sevdi. da öyleydi. Çok takımlarda o oynadı. Bence Curry'den başka kimsenin onu yenebileceğini düşünmüyorum. Şimdi diyeceksin ki ya öbür Splash Brothers ne oldu? Hani i̇lk maçta haklı çıktı. İkinci yarı Clay 11'de 2. E, Jordan Poole en iyi maçını oynadı playoff'larda. Değil mi? Şimdi Golden State diyor ki her zaman atarım o şeyi. Şutu. Erken değil, bomboş atış. Yani biraz tecrübeli olsan daha süre de var. Başka bir şey yaratmaya çalışırız. Şey demecini gördün mü? Tyrese Halliburton. Bence ha, ben de atarım yani. dedi. O yüzden buradasın dedi. <laughs> şey dedi ona. Channing Fry. Channing Fry. Ha. O da genç. O pozisyonda Darwin Hammond'a savunması çok iyi. Gördün mü sen onu? <laughs> Enteresan bir. Ya bir orada çalınmaz ya. ama iki ayağı da şeyin içine ama çok mesafe var Pullo. Yalnız körü savunmasında Vanderbilt inanılmaz iş çıkardı. Artık son çeyrekli yorgunluktan yerlere düşüyordu. Yine bırakmadılar ki son topu da elinden çıkartmayı başardılar. Hem de Raymond Green'e atmak zorunda kaldık Curry. Yani daha iyi savunma pozisyonu olamaz. Ben Schröder'in de körü üzerindeki savunmasını beğendim içerideyken. Ama Vanderbilt'in bu seri de. Çok önemli bir Curry misyonu olacağını gördük. Bir de son çeyrekteki gibi o kritik üçlüyü sokarsa... ...tadından yenmeyecektir. Yalnız tadından yenmez demişken abi Deangelo Russell. Yani herkes Memphis serisini 40 ile kapatmalarını konuştu ama... ...Russell kapatmaları da ne kadar önemliymiş onu gördük. Bilmiyorum sana ne kadar güven verir serinin devamı için. Ama bence olağanüstü basketbol oynadı. Vermez ama çok iyi oynadı. Sen Vanderbilt dedin ya sana Vanderbilt ile ilgili bir e, bilgi vereyim. Davis Vanderbilt e, sağdayken playofflarda Lake aynı anda Lakers savunma verimli 1.028. Yani playoffların uzak ara en iyisi. Şöyle bir mukayese edelim. Bütün sezon boyunca savunma verimli birinci olan Cleveland'ın 1.070'ti. Yani arada Nokta 0.42 fark var, çok büyük bir fark. Bir de yani dediğin gibi Reeves kovalıyor, bazen Schroeder e, yani hep taze, hep taze, hep taze. Darwin hem e, hazırlanma açısında da e, biraz fazla süresi oldu, çok iyi hazırlanmış. Yani çözüm olarak e, ne yapabilir Steve Kerr? bir şey yapacağından eminim ben yüzde yüz. Mutlaka. Ama işte İspanyol perdelememi kullanacak, yüksek perdelememi daha fazla kullanacak, körüye topu daha fazla mı verecek ama bu sefer de yıpranacak. Yüksek perdeli birkaç kez sıyırtmaya çalıştı ama gerçekten de yakış savunması çok konsantreydi. Yani bence beşi değiştirmesi lazım. Bir de Steve Körde de dedi yani boyalı alandan bitirmesek bile boyalı alana temas etmek lazım. Yani orada bu kadar... ...çekindiğini çok, çok hissettirmek Lakers'a... Çok 54-28 boyalı alan sayılarının... ...üstünlüğü. Clay Thompson'la alakalı zaten... ...bir 10 programda konuşmuşuzdur. Ya yani bu Kevon Looney, Draymond Green perdesi... ...dışına çıktığı zaman... ...ya yani ben çözerim... ...ben yaparım, ben hallederime gittiği zaman... Clay Thompson halledemediği gibi... ...kendi maç içi ritmini de... ...felaket bozuyor. Sen... İşte Sen, bence bence Darwin, Darwin hem onu şey yapacak... Oradaki hissetti oradaki... Bence, bence öyle. Bence öyle. Ya Golden State zincirinden... zayıf halka demeyeyim... ama Golden statete o akışı bozan halkayı... iyi tespit etmiş gibi gözüküyor. E Jordan Poole zaten her zaman oraya adaydır o akışı bozmaya. İyi oynadığı bir maçtan sonra bile bir sonraki maç için... kocaman bir soru işareti vardır. ben Benim adayım... Dante DiVincenzo abi. Seri için de daha önemli. İlk beş. Yani, yani bir... sen e, Green'le şeyi, kemanı. Sen hangisiyle bitirirsin? Daha uzun mu, daha kısa mı bitirirsin? Bence... E, şeyin durumuna göre. E, Anthony Davis'in durumu, durumuna göre. Bu kadar diri bir daha olur mu bilmiyorum şimdi. Bir gün arayla maç var. Sonra seyahat var. Bu maçta... E, belki çok fazla asılmayabilir bile Lakers. Ya bu seri zaten enerji durumları şöyle geldiği Kesin, zaman yaşlardan dolayı olacak. E, ve en enerji sarf eden enerjisi düşüklemiyorum demiyorum ama mevcuttan en çok enerji sarf eden Curry. Lakers içinde kötü şut atarak başladıkları bir maçta Davis'in hani savunma tarafında yarattığı büyük hacmi, büyük tehdidi geçiyorum. Hücumda da işleri inanılmaz derleyip toparlayan kaçta, bir Davis var. Kaçta kaçta başladı o? Yani Anthony Davis onda 9'da başladı maça. Ki, yani, yani Lakers çok kötü başlıyor. Seçmeden üçlükler, tempoyu ve şut adetini biraz arttıralım demişler ama şutlar girmiyordu. E LeBron hiç sokamadı. Yer gerisinden. takım halinde sokamayacak gibi gözükürken önce Davis sonra D'Angelo Russell hücuma müthiş bir ayar verdi ya. boyunca verdiler. hiç sokamıyor üçlükleri. Kariyerinin uzak ara en düşük üçlük yüzdesi. LeBron'un o post hareketlendiği pozisyonlar dışında zaten hücumda ...verimliliği çok düşük kaldı ilk maçta özellikle. E çok fazla organize de olamadı. Bir tane devrildikten sonra... ...kısa devrilmeden bir asisti var. E çok Ama Lebron maçı sa değil. Savunmada iyi iş çıkarıyor. Yani Kesinlikle. sezona göre... ...çok iyi iş çıkarıyor. Memphis serisinde de yine çok kötü başladıkları bir maç vardı. Sadece Vanderbilt... ...iyi oynuyordu ilk dakikalarda. Garip bir biçimde hücumda. Orada da böyle Lebron bloklarıyla falan bir seri yakaladılar. Tak tak tak... ...maçı bağladılar. Niye garip bir biçimde dedin? Çocuk çok iyi oynuyor. Ama hücumda... Tamam yani riske edilir parça. Ya yani riske edilir parça çok iyi başlamıştı o Hayır, zaten hücumda da Anthony Davis gibi olsa Lakers'da olmaz şu <laughs> anda. Hayır, yani bence sezon sonunda hadi vaktimiz olacak ileride onu o zaman konuşuruz. Bu kontratı bitenlerden hangisini tutacaksın? Of. Orada çok ayrıntı var abi. Arenas kontratı var. Evet. Austin Reeves'in falan. Teknik detaylarda da Pelinka. Onu ayrıca konuşuruz. Çok Ama... uzattık. Ömer'in de kulakları evde çınlıyordu. Ne oluyor? Ne oluyor? 35 dakikayı geçti. Roppelinka tatili hak etti. Önce bir tatil yapsın hocam. Tamam. Dönsün. Gelsin. Baksın dosyalara. Son cümleyi de verelim. Son Unutmadan. De Yağmurlu havada şemsiye değil, eldivenden faydalandı. Normal çikolatayı da kendine pek yakıştıramadı. Güzel ipuçları, bence güçlü olan ipuçları bu cümlelerdi Murat abi. Programı kapatacağız ama NBA Digital kanalına abone olmayı unutmayalım evet. diyelim. Bir kez daha çok memnun oluruz. Bu arada e, hakikaten ben bu kadar beklemiyordum. Şortlar için ve previews için, e, desteğiniz ve ilginiz için e, çok çok teşekkür ederiz. Şortlar inanılmaz. Hı? Şapkayla geziyorum abi. Siz, Bir sürü geliyor şimdi. Siz o musunuz diyorlar forma sıralayan çocuk? Çok teşekkür ederiz. Çocuk değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Doug Rivers'ın deyimiyle Boston maçındaki performansı ile birlikte o defteri kapattığını artık MVP olduğunu biliyor gibiydik. Malumun ilanı oldu.